Herkese günaydın dostlarım. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Şu an saatlerimiz sabahın 8'i. 8.30-9 falan işte. Bu saat geride de hesaplayamadım. Yeni uyandım gördüğünüz gibi. Direkt üstümü giyindim. Yürüyüşe gideceğim bugün. Dün birlikte Instagram'da sabah koşuya gitmiştik. Dün koştuğum için bugün yürüyüş yapacağım. Böyle sadece kendim için böyle işte yürüyüştür, koşudur, böyle antrenmanlar yapmak hoşuma gidiyor. Hem de kafa dağıtıyorum. Müzik dinleyerek. Hem de yaz geliyor. Biraz arabalar geçiyor. Şu an arabadayım gördüğünüz gibi. Bugün yapacak bir sürü işimiz var arkadaşlar. Öncelikle bu koşudan sonra annemleri alacağım arabayla. Ablamlardan. Sonra eve geleceğim. Bir ders çalışmam gerekiyor. Birkaç tane hatta ödevim var. Onları bir an önce yapmam gerekiyor. Çünkü haftaya vize haftası biliyorsunuz. Bilmiyor da olabilirsiniz. Bizim için vize haftası. Onları yapacağım. Sonra bugün annemle bir dışarı çıkacağız. Öğleden sonra. Yani böyle dolu dolu bir gün olacak. Çarşamba günündeyiz bu arada. Bugün normalde yeni video yüklemem gerekiyor ama ne yüklesem bilemedim. Burnum aktı. O yüzden bakalım bugün yeni video gelecek mi? Bu yazdığımdan beri, çarşamba ve pazar günleri yeni video yazdığımdan beri gününde video atamıyorum. Video atamıyorum arkadaşlar. Böyle bunu dedikten sonra bir şey oldu. Yani atamıyorum. Neden öyle oldu? Bilmiyorum. Neyse şimdi gideceğiz. Bakalım. Koşu yaptığımız yere. Bugün hafif böyle bir yürüyüş yapacağım böyle. Kafa dinleyeceğiz, modumuzu yakalayacağız. Sizi böyle koyacağım da düşeceksiniz. Yola, sigorta. Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi sigorta yaptırma. Bluetooth bağlayacaktım da neyse. Sabah erken uyandım ya, bir mal gibiyim. Da kahve yaptım. Bismillah deyip gidelim mi? En son galiba ablam kullanmış bu arabayı, koltuğu düzelttim de. Neyse ben gideyim, Bluetooth bağlayacağım, o yüzden video çekemeyeceğim. Orada görüşürüz. Dostlarım şimdi geldim yürüyüşe. Şu an sesim duyulmuyor olabilir. Yürümeye başladım. Böyle bir şekilde. To that jackass break. Arkadaşlar şimdi yürüyüşüm bitti. Bir dakika, durdurmayı unutmuşum. 30 dakika yürüdüm tempolu bir şekilde. Sesime ne oluyor? Sabah saatleri, kusuruma bakmayın. 30 dakika yürüdüm. Böyle bir temiz hava almış oldum. İyi oldu güne böyle başlarken. Güzel oldu. Hareket etmiş olduk. Hem de yaz geliyor dostlarım. Yani spor yapalım, sağlıklı kalalım, güzel beslenelim. Yani kendimiz için yapıyoruz bunu sonuçta. O yüzden size de bir motivasyon olsun. Spora başlayamıyorsanız sürekli yarın başlarım, sonra başlarım, pazartesi başlarım, akşam yaparım, şimdi yapamadım falan. Sporunuza böyle diyorsanız demeyin arkadaşlar. Bakın yarım saat geldim yürüdüm. Hem sizin mentalinize de iyi geliyor bu arada spor yapmak. Daha önce spor yapmamışsanız eğer. Fiziksel bir aktiviteden çok. O zaten vücudunuza etki ediyor fiziksel olarak ama mentalinize, motivasyonunuza, hayat enerjinize daha çok etkisi oluyor bence. Kısacık bir yürüyüş böyle 30 dakikalık benim mesela modumu Allah katına çıkardı şu an. Modum yükseldi. Yine güzel, enerjik başlamış oldum en azından. Bir de erken uyandığım için daha da böyle bir dedim, Melda çok iyisin bugün. Güzel bir motivasyonla uyanmış olduk. Bugün sizlerle. Eğer siz de böyle yapmak istiyorsanız, güne iyi başlamak, günü verimli geçirmek istiyorsanız böyle erken kalkın, kendinize bir yarım saat, bir saat ayırın. Bakın size de iyi gelecek yani. Yapın dostlar. Ölümlü dünya sonuçta yani. Öleceğiz, gideceğiz. Kimin için yapıyoruz? Kendimiz için yapıyoruz tabii ki.
Bugün de konuşasım varmış ya. Dün eski vloglarımı izliyordum. Diğer evde yaşadığım zamanki vloglarımı. Bayağı böyle muhabbet falan ediyormuşuz. Yani sohbet ediyormuşuz. Hazırlanırken falan. Böyle görünce bir sanki çok uzun zaman önceymiş gibi geldi. Şaka gibi ya. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki arkadaşlar. Yani kıymetini bilin. Niye ben böyle sabah sabah bir motivasyon edesim geldi size? Motivasyon etmek yeni kelime. Kahvem de. Aa, soğumamış. Ay, burnum şey aldı. Şimdi annemler uyandı mı bilmiyorum. Azra muhtemelen uyanmamıştır ama Ahmetcan uyanmıştır. Annem de uyanmıştır. O yüzden yavaştan ablamın eve doğru gidelim. Ablamın evi zaten yakın buraya. Arabayı sürerken sizi böyle koymak istiyorum bir yere ama koyacak hiçbir yer yok. Koyduğum anda düşüyorsunuz. O yüzden sizi nasıl koysam? Çünkü ben arabada giderken mükemmel şarkılar dinliyorum. Size onlardan bahsetmek istiyordum aslında ama ikisini aynı anda yapamıyorum. Neyse, annem varken belki gösteririm size. Şimdi gidelim bakalım. Şuradan bir U döneyim. Bir lift atayım hatta. Doblocu dayı. Ayaklarım nerede iniyor? Bakalım düşecek misiniz? Niye sinyalim yanıyor lan? Şuradan döner miyim? Dönerim bence. Döndüm. Döndük, gidiyoruz. Yavaş kullanayım da bari sizi düşürmeyeyim. Şarkı da açamıyorum. Arkadaşlar, şimdi eve geldim. Annemleri falan aldım. Şimdi duşa gireceğim. Bir duş alıp bir cilt bakımı. Klasik. Öyle. Hadi bakalım gidelim. Birlikte duş sonrası bakımı yapalım. Kullandığım ürünlerin linkini Instagram'da paylaşmıştım. Öne çıkanların da var linki ama buraya da bırakabilirsem kullandığım ürünlerin linkini bırakırım. Arkadaşlar, ben şimdi geldim buraya, masaya oturdum. Bu şekilde yapmam gereken bir ödevim var, vize ödevim. Onun için işte koydum buraya eşyalarımı. Buraya niye kalp çizmişim? Koydum. Şimdi başlayacağım ama o kadar istemiyorum ki yapmak. Bekleyin, sizi bir yere sabitleyeyim. Şimdi başlayalım bakalım. Nasıl yapacaksam ödevi de yani. Şimdi size nasıl bir ödev biliyor musunuz arkadaşlar? Biz etkinlik şablonu bir şey oluşturacağız. Bir kazanma da yapacağız işte. Coğrafyalar programı bilmem ne falan diye. Bilmem ne falan diye. Böyle söylerken çok kolay geliyor. Aslında kolay da yani. Ben yaparım aslında bunu ama canım istemediği için sürekli bunu erteliyorum. Ödev teslimi ayın 26'sında, 26 Nisan'da. Bir hafta var. Yani bugün bunun başına oturup bitirirsem bir daha bununla uğraşmak istemediğim için yani bugün bitirmek istiyorum bunu. Ya bugün inşallah biter. Ondan sonra yarın da CBS diye bir ders var. Allah kahretsin onu. Yani kendimi bir motive ettim. Farkında mısınız? Siz de vizeleriniz falan bittiyse ya da vizeleriniz varsa Allah hepimize kolaylık versin arkadaşlar. Gerçekten bilemiyorum. Hayat belki de bize bunu gösteriyordur yani. Ne yapalım? Nasibimizde bu varmış. O yüzden şimdi o hazır böyle oturmuşken şunu bitireyim.
Yani yapabildiğim kadarını yapayım. Gerisi önemli değil. Zaten bu iki ders benim için şu an önemli. Bunu deneyelim. Günaydın yeni bir günden. Sen de el salla. El salla. Perşembe günü dostlarım yeni bir güne başladık. Dün vlogu kapatmamışım. İyi geceler dememişim. Tatlı kargalar. Tatlı tatlı karga. Tatlı tatlı kargalar. Zaten dün direkt ödevin başına oturdum. Ödevimi bitirip yolladım. Onu hallettim. O yük üstümden kalktı. Bugün de 2 tane falan ödev yapmam gerekiyor. Üstümdeki tişörtü aldım. Böyle. Basic. Yürü tişört. Şöyle poşetim var. Teyzeciğim çık oradan. Ben aldıklarımı göstereceğim. Şöyle tişörtler aldım. Böyle her şeyin üstüne olur diye. Sonra bunun siyahı. Bir de üstündekini aldım işte. Sonra birkaç cilt bakım ürünü aldım. Osman'da indirim vardı. Bir tane şu aydınlatıcı göz kreminden aldım. Çünkü göz altlarım benim biraz yorgun, solgun, bir durgun bir göz altım var. O yüzden bunu kullanırım diye düşündüm. Göz altıma kullandığım... Teyze, bir tane paket açabilir miyim? Açabilirsin, izin veririm. Sonra şunu aldım. Sonra şunu aldım dostlarım. Zaten herkes de görmüşsünüzdür. Aseton aldım. Parlak durumdayım. Böyle de sevdim bayağı. Şimdi giydim üstüme zaten. Bayağı güzel. Rahatmış. Şunu açalım Mera. Çok güzel görünüyor. Parlakları görünüyor. Şunu kafama takayım da. Ay tuttu. Bu tuttu. Şöyle. Evet öyle. Gözüküyor dostum. Evet çok güzel gözüküyor. Bandı var mı? Açarız bunu sonra dursun. Hayır. Hepsini atalım. Şunu da takarız. Cildi ölü deriden, yağdan, kirden, makyaj kalıntılarından arındırıyor. Gözenek görünümünde azalmasını sağlıyormuş bu. Aa, çok güzel. Şöyle. Bunları da birlikte kullanırız. Kullandıkça da söylerim size nasıl bir yararı var bana diye. Beni bu halde ne kadar ciddiye alıyorsunuz bilmiyorum ama kullanırız birlikte yani. Merak ettiğim ürünlerdi zaten. Instagram'da öne çıkanlarıma link bırakıyor olurum. Hazırlanacağım. Yeni bir güne başlıyoruz dostlarım. Bu video biraz motivasyon dolu bir video olduğu için ben de konudan sapmayıp böyle kendinizi iyi hissetmeniz için işte günlerinizi verimli geçirmeniz için neler yapabilirsiniz? Bunun biraz üstünde durmak istedim. Güne cilt bakımı yaparak başlayabilirsiniz.
Ben hep öyle yapıyorum. Yani hep ya genelde öyle yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum güne böyle başladığımda. Hem de cildinize bakın arkadaşlar yani. Benim sesim yine sabahları böyle biraz garip. Sesim gitti. Açamadım ama bunu ya. Neyse bıçak alır açarız. Cilt bakımı yaparak başlayabilirsiniz güne kendinizi iyi hissetmek için. Yani pijamayla durunca ben şey hissediyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hava da kapalı mesela bugün. Hiçbir şey yapasım gelmezdi böyle. Sabah uyandım bir kitabımı okudum böyle. Bir bölüm falan kitap okudum. Oh dedim ya ne güzel. Bugün yürüyüşe ya da koşuya gitmedim. Bugün dinlenme günü olarak kendime izin verdim. Çünkü 3-4 gündür üst üste gidiyorum. Bugün de dinleneyim. Zaten babamla falan da halletmemiz gereken işler var bugün. Bugün Arefe günü. Bayram için işte bir şeyler almaya gideceğiz. Bayramda da güzel planlarımız var. Onu da ayrı bir şekilde vlogluyor olacağım yarın. Ve birkaç gün sonrası için güzel planlarımız var. Onu da çekiyor olurum zaten. Keyifli, aile dolu bir vlog olacak. Ne kadar seviyorsunuz böyle vlogları bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Hem anı kalıyor kendim için de. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız zaten beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Bunu söylemiyorum aslında ama izliyorsanız eğer beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi yapacağımız işler bu şekilde. Yine ödev yapacağım. 2 tane falan ödevim var. Onu bitiririm. Bayramda çünkü rahat olmak istiyorum. Bayramda oturup ödev yapmak istemiyorum. O yüzden şimdi bir günümüze başlayalım. Ben bir şöyle cildimi C vitamini sürdüm sadece şu anda. Şimdi şunu kullanırız. Nemlendiricili güneş kremimizi kullanırız. Hafif bir makyaj yapıp güne başlarız zaten. Böyle yani. O zaman buraları çekmeyeyim isterseniz. Çünkü yani aynı şeyleri yapıyorum. Göstermişimdir daha önce ama hızlandırıp da koyabilirim buraları. O yüzden hadi bakalım başlayalım. Önce bıçak getirmeye gideceğim. Bekleyin. Şöyle koysam nasıl olur acaba? Şimdi yüzümü nemlendireyim ilk başta. Şöyle kayayım. Abla. Ve yeni aldığım biraz ürünlerle makyaj yapıyor olacağız. Bu aralar bir şarkıya taktım. Arkadaşlar Zenci'nin yeni şarkısı. İnanılmaz güzel. Bayıldım. Hepiniz onu yalnız torna, yalnız ölmezmiş namert. 2000 years later. Sen tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulun dersin. Etmem sen affetsen.